Türkleri anlamak mümkün değil. Yemek yemeyi ve yedirmeyi çok seviyorlar. Burnumuzdan gelinceye kadar yedirdiler, içirdiler. Çok prensip sahibi insanlar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte uluslararası danışman, eğitimci, koç ve yazar Doktor Şaban Kızıldağ mazeret yok konulu konferans verdi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası salonunda yapılan konferansa İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ın yanı sıra öğretmenler ve idareciler katıldı. Ne dedim ya fabrika kola, yani ne deriz buraya kadar gelmişsin, sana bir yemek ısmarlayayım. Aldım götürdüm Hacı Abdullah Beyoğlu'nda yemek yedik hocam, çok teşekkür ederim. Eğitimci yazar Kızıldağ konferans öncesi televizyonumuza yaptığı açıklamada 20 yıl önce Hazreti Ali'nin mazeret insanın kendine söylediği en büyük yalandır sözünden yola çıkarak mazeret yok adı altında konferanslar düzenlemeye başladığını, bugün de Edirne'de eğitimcilerle bir araya geldiğini söyledi. Kızıldağ, madem ki mazeret en büyük yalan, o zaman bilgiyi üretmek için, dünya ile rekabet için mazeret yok diyoruz dedi. Mazeret yok, bugüne kadar Türkiye'de 2 milyon kişinin dinleme fırsatı bulduğu bir konuşma programı. Aslında bir felsefeden bahsediyoruz ve şunu söylüyoruz, bugün bütün dünya ile rekabet edebilmek için bizim toplum olarak çok sığındığımız bir bela var. Bu belanın adı mazeret belası. Biz hep konuşmaya zaten diye başlarız. Zaten olmaz, zaten bizden marka çıkmaz, zaten imkanlar belli, zaten. Buradan yola çıkarak, bundan 20 yıl önce Hazreti Ali'nin bir sözünden yola çıkarak çıkmış bir konferans programıdır. Hazreti Ali diyor ki mazeret insanın kendisine söylediği en büyük yalandır diyor. Ve bütün kitaplar insanı en mükemmel varlık olarak tarif ediyor. Madem ki mazeret en büyük yalan, madem ki bütün insanlar hakikaten mükemmel, o zaman bilgiyi üretmek için, dünyayla rekabet etmek için mazeret yok diyoruz. İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ise yapılan işlerde mazeret aranmaması gerektiğini belirterek öğretmenlerin motivasyonunu sağlamak ve olaylara farklı açıdan bakmalarının sağlanması amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Konuşu mazeret yok. Yani yapmış olduğumuz işlerde hiçbir bahane aramadan, mazeret aramadan işlerimizi çok iyi bir şekilde yapmamızı sağlamak hedef. Bizim meslek çalışmalar dönemimiz biliyorsunuz 1 Eylül itibariyle başlıyor. Okullar açılana kadar devam ediyor öğretmenin meslek çalışmaları. Bir de bu meslek çalışmalar içerisinde böyle bir günü hem öğretmen arkadaşlarımızın motivasyonu sağlanması hem de olaylara farklı bir açıdan bakmalarının sağlamak amacıyla Şaban Bey'den rica ettik. O da geldi, bizi kırmadı. Eğitimci yazar Doktor Şaban Kızıldağ kendisini dinleyen öğretmen ve idarecilere kendi çalışma yaşamından da örnekler vererek mazeret yok konusunu anlattı. Alkış, alkış, alkış. Sahip 71,5'dan sonra getiriyorsun bir tane böyle bıyıklı adam, ondan sonra neyse şöyle oturuyor, dedim herkes kendini tanısın, adam öyle konsantre ki her içinde...